Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Ee, bakalım neler geldi. Ee, heyecanlıyız. Yepyeni bir güncelleme geldi. Saat 2 zaten hemen 11 MB'lik bir updateimizi yaptık. Ee, öncelikle potcuya gelip Black Spirit'e bırakmıştım. O yüzden üstümüzü bir boşaltalım. Rahat rahat hareket edebilelim arkadaşlar. Direkt buradan hediye kutusuna tıkladığımızda karşımıza gelecek olan yeniliklere bir göz atacağız sizlerle. Prime Gaming zaten vardı. Yeni gelen Black Spirit Complete Guide. Black Spirit'in guide'ı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dehşet kutular var. E, i̇çerilerinde neler var hiç bilmiyorum. 50 tane yaratık kesmemizi istiyor. Karşılığında bunları veriyor. 100 tane Pur Weapon Blackstone, Combat Life Plus 7 günlük veriyor arkadaşlar. Bu gayet güzel. Yeni başlayan arkadaşlar için mükemmel. Benim için de gayet iyi olacak. Biz de sıfırdan bir seriyi başlatmıştık bildiğiniz üzere. Yeni başlayacak arkadaşlar da varsa kesinlikle başlarsa hızlı gelişmesine fayda olacaktır bunlar. Diğer kutuya bakarsak High Grade Resource Chest. E, kampınızı geliştirmek için materyaller veriyor. Yüksek derece e, kaynak kutusu 5 tane arkadaşlar. Bu da gayet güzel. Daha sonra Town Hall'ı 2 yaptıktan sonra şöyle Obtain the Following Items. Bunları alacaksınız. 100 Boss Stamp, 150 Tablet e, falan filan. Bunlar o kadar iyi değil. Şuna bakalım. Mohrik jeer set Buradan da bir kostüm alıyoruz arkadaşlar Şöyle 5 kere boss rush yaptıktan sonra Mohrik'in jeer setini alacaksınız Bu kostüm olması lazım yanlışım yoksa tabii ee, Bakalım Daha sonra Bunları alacağız good weapon blackstone good armor Blackstone ve 5000 adet Lightstone Bu da gayet iyi Daha sonra Buna bakacağız o 5000 tane lightstone aldıktan sonra 3000'ini kırdırın arkadaşlar. Kırdırdıktan sonra bu kutuyu da alacaksınız. Karşılığında high grade resource chest veriyor yine aynı şekilde. Üstteki gibi. Kampınıza ranch ürettikten sonra da bunu alacaksınız. Golden Vault Entry Pass 20 tane. Bu ranchine de koyabileceğiniz Rit Kaya Goose 2 adet ondan veriyor ek olarak. Grand Weapon ve Armor Blackstone 200 ve 400'er adet. Gayet güzel. Yeni başlayan arkadaşlar için mükemmel. Black Spirit Awakening 5 yaptıktan sonra Growth Guide var arkadaşlar. Epic Black Spirit size yedireceğiniz Epic Condensed Dark Energy Chest'i veriyor. 10 tane. Daha sonra 10 tane Mystical veriyor. Ve 10.000 Alchemy Stone Fragment veriyor. Gerçekten güzel. Daha sonra Turuncu Light Stone Set veriyor arkadaşlar. Bu da mükemmel. Şöyle 80 tane Alchemy Stone Craftladıktan sonra Jin Gear Set veriyor. Ve turuncu takı seti veriyor arkadaşlar. Yani dizdiniz yani çarı. Gayet mükemmel. Ek olarak da boss sistem. Boss giriş kağıdı 200 tane. Tablet 300 tane. Ee, bakalım ekip artı 30 veya daha yüksek ee, şey giyerseniz bu setleri, zırhları ne veriyormuş? Ritkaya goose 2 tane high grade resource chest 5 tane max statlara sahip ee, relic veriyor arkadaşlar. 2 tane ve seçebiliyorsunuz. Al mı, labrev mi artık ne tür istiyorsanız seçici bir relik veriyor. Max statlara sahip iki tane gerçekten güzel. Ee, hemen bakalım. Ancient Relic Altar ürettikten sonra kampınıza bir tane totem kutusu veriyor. Yine aynı şekilde High Grade Resource Chest veriyor Beş tane. Ee, kristal kutusu veriyor turuncu arkadaşlar 20 adet. Ve son olarak da Relic Fragment veriyor 10.000 tane. Bu da gayet güzel. Gelelim kırmızı kutular arkadaşlar. Bakalım neler var. Dünya bossunu kestikten sonra alchemy stone veriyor arkadaşlar. Enhanced. Gayet iyi. Kafras dust 16 k. Grand weapon blackstone 860 tane. Grand armor blackstone 1720 tane arkadaşlar. Daha sonra artık 40 ana ve alt silah yaptıktan sonra onları giyin, giydikten sonra da bunu alacaksınız. Tier 7 derece 7 at veriyor. Bir tane de tier 3 veya tier 4 pet alabileceğiniz bir pet kutusu veriyor. Ve 100 adet Holy Vial of Light. Bunları da Hadum'da kullanıyordunuz. İksirleri biliyorsunuz. Altındaki görev neymiş? Black Spirit Hadum görevini tamamladıktan sonra 1000 tane Boss Stamp ve 1500 tane Ancient Tablet veriyor. Daha sonra sondan ikincisi ne veriyormuş? Bütün armorları, helmetleri, glovesları ve shoes yani bütün zırhları kafalık, ayaklık, kolluk, göğüslük uyandırdıktan sonra awaken ettikten sonra bunu alacaksınız. 100k ancient gold coin, magical residue 30k, magical essence 24k. Bunları da alt özellikler basmak için kullanıyorduk. Yeni başlayan arkadaşlar için ve zaten oynayan arkadaşlar için de çok faydalı olacağına eminim. Ve son olarak achieve level 70. Level 70 yaptıktan sonra Nuver alt silah kırmızı kutusu veriyor bir adet. Ee, tier 5 pet kutusu veriyor. Ve Epic iki tane hem zırh hem de e, silah kostümü veriyor arkadaşlar. En az 17 16-16, 17-17 özellikli olur. Şansınıza 20-20, 22-22 de gelebilir. Kostümler gayet iyi. Ama 70 level olmanız lazım. Ee, bu arada üzüldüm tabii çünkü sadece... Bir tane kırmızı veriyorlarmış. O da Nover'in alt silahıymış. Ben sandım ki bu diğer kutularda da setimiz olacak. Göğüslük, red nose verirler falan filan diye düşündüm. Fakat olmadı o yüzden biraz üzdü. Fakat onun dışında gerçekten güzel hediyeler var. En iyi etkinlik bu olabilir diye düşünüyorum ben. Diğer bir etkinliğe geçersek. Sand Relic Chest. Arkadaşlar Grand Desert geliyor, Great Desert, büyük çöl gelecek. O yüzden onun öncesinde bir etkinliğimiz var. Yaz diye bir NPC'miz var. Onu bulmamız gerekiyor. Buna tıklayacağız. Konuşmamız mı lazım? Hayır. Şöyle bir bakarsak, ha, Saint Relic Chest. Ee, Saint Relic Chest'i kırdırmamız gerekiyormuş. Buradan bu NPC'den. Ve bunları da normal moblardan elde edeceğiz arkadaşlar. Karşılığında da değişik hediyelerle takas edecekmişiz. Orada kırdıracağız. Normal farm yaparak bu sendrelik kutularından elde edebilirsiniz. Daha sonra bu NPC'ye geliyoruz ve şu şekilde appraise diyerek buraya koyup buradan açıyoruz. Neler çıkıyor? Hiçbir fikrimiz yok şu anda. Farm yaptıktan sonra bakacağız. Bir yıl dönümü, birinci yıl dönümü giriş etkinlikleri arkadaşlar. Birinci günde e, karakterinize takabileceğiniz bir e, kozmetik eşya diyeyim ben size. Ne oldu tam çözemedim artık kafanıza mı takacaksınız e, ilginç bir şey var. Soru bir kağıdı var burada. Soru da which class was available to play? Black Desert Mobile ilk çıktığında arkadaşlar hangi klas e, vardı diyor. Hangi klası oynayabiliyordunuz diyor bu kağıdı aldıktan sonra sanırım kullanacağız. Daha sonra cevabınızı vereceksiniz. Daha sonra da bin tane Ancient Tablet. Doğru cevabı yaparsanız bin tane Ancient Tablet. Yanlış cevabı verirseniz de 800 tane Ancient Tablet alacaksınız. Doğru cevabı vermeniz yeterli. Eğer doğru cevabı da verirseniz GM karşınıza çıkacakmış. GM gelecekmiş. Görüntüye artık öyle bir şey yazıyor burada. Sizi tebrik etmek için. Burada ikinci sorumuz var. Daha sonra e, üçüncü sorumuz var arkadaşlar. Üçüncü soru neymiş? Bunları ben daha sonra şey yapayım arkadaşlar. E, soruların ne olduğunu yazalım. Onlarla alakalı video çok fazla uzamasın. Hemen şöyle göstereyim. Bunlar zaten diğer günlerde ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı günlerde gelecek. Her gün onun cevabını vermeye çalışırız. Ve kek var birinci yıldönümü keki Bu neymiş ee, bunu da Kampınıza koyabiliyormuşsunuz arkadaşlar tamam Aralık ateşi diye bir etkinliğimiz var direkt buradan da yüzde 200 hot time 3 saatlik kağıdımızı alıyoruz Sanırım etkinlikler Bu kadardı diye düşünüyorum ee, Yama notlarını da izlemiştim videolarında çok fazla bir şey yoktu Şöyle göstereyim en çok ilgimi çeken Bu oldu gerçekten yeni başlayan arkadaşlar ve yeni başlamamış olsa bile ortalarında olan arkadaşlar için çok fazla işine yarayacağını düşündüğüm ee, bir ton etkinlik var burada. Yapı, yapabileceğiniz çok şey var arkadaşlar. Ve alabileceğiniz de çok hediyeler var. Gelişiminizde çok faydası olacak. İnanın bana. Ee, ek olarak bir de dünya bossu gelmişti. Şöyle göstereyim. Hadum Zarkası geldi arkadaşlar. Pardon. Hadum Zarka vardı zaten. Hadum Enraged Red Nose geldi. Ee, Hadun bölgesinde giriliyor buna. Ve 20 tane iksir istiyor. Şöyle Göze görebiliyorsunuz zaten. Holy Vial of Light. X 20 adet. Ee, alabileceğiniz hediyelerde. Kristal kutusu. Magical Essence. Dark Coin. X Skull'ları. Ve Kaos Kristalleri. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Hapşurdum. Ee, hediyeler bu şekilde. Yenilikler bu şekilde. Evet. Yani bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz bu konular hakkında. E-mail'e geldiğimizde ise bu neymiş hemen bakalım. Puzzling Invitation. Ee, bulmaca davetiyesi diyor ama. Aralığın 3. haftasında ee, bir değişecekmiş bu sanırım. Özel bir hediyeye dönüşecekmiş. Özel bir ödüle dönüşecekmiş arkadaşlar. Tamam aralığın 3. haftasına kadar bekletiriz sorun yok. Bu lüzumsuz arkadaşlar. Bu da lüzumsuz. Bu kadar mı yani? Yani birinci yıl dönümünüz var. ya 1K, 2K en azından insanlara, yeni başlayanlara e, inci verin. Şu siyah inciden vermek çok zor olmasa gerek diye düşünüyorum ben. E, bu kadar cimri olunmaz. Birinci yıl dönümünüz gelmiş o kadar. Daha da güzel hediyeler verebil vere, verebilirdiniz ama... E, zaten Joel canlı yayında dedi. Daha çok şey gelecek dedi sadece beklemede kalın dedi. Bilmiyorum. Yani max getirecekleri en iyi şeyler bunlar olabilir diye düşünüyorum da. Fakat tahminim aynı bunu getirdikleri gibi son 70 level yaptıktan sonra alt silah sahip olduğunuz gibi gelecek haftalardaki etkinlikler de diğer partlara yönelik etkinlikler olabilir diye düşünüyorum ben şu anda. Çünkü tamamlamaları lazım. Bir tane alt silah bizim yeni başlayan arkadaşın neyine yarayacak yani? Birinci sıradaki adam 17K CP'ye ulaşmış ve 18'e doğru ilerliyor. Yeni başlayan adamın yetişmesi imkansız. Onun için kesinlikle yenilikler getirmeniz gerekiyor. E-mailimizi aldık. Fikirlerinizi yorumlarda paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz bu güncelleme hakkında? Sorularınız varsa paylaşabilirsiniz. Discord sunucumuza da katılabilirsiniz. Oradan da sorularınızı yöneltebilirsiniz. Son olarak şuradan bir bakmak istiyorum. Official forum kısmından atladığımız bir şey olmasın. Her şeyi tamı tamına yapmış olalım, anlatmış olalım. Bu çan kısmından bakıyorduk sanırım. Yaman notlarına bir bakarsak, her şeyi anlatmış mıyım? Dünya bossundan bahsettik. Dediğim gibi Hadum, Dünya Bossu, Enrage, Rednos. Burada bossların saati yazıyor kolay bir şekilde. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Outlaw Zone. Bir de bu geldi arkadaşlar. Normal zaten PK modumuz vardı. Bu etkinlik yaklaşık bir sene falan sürecekmiş. Buradan Outlaw Zone'u açtıktan sonra ek olarak bu üstteki bonus özellikleri sahip olacaksınız. Yani combat XP'niz %100 artacak. Kutulardan bu canavarlardan çıkan kutular vardı. Chest'ler. Spoils diyoruz bunlara. Onların drop rate cooldown'ları %10 eee artmış arkadaşlar. Daha hızlı çıkma şansı olacak. Başka birinci yıla özel aynen bir de bu var arkadaşlar. Özel login etkinliği buradan da e, lüzumsuz açıkçası 90 dakika oyunda kaldıktan sonra totem kutusu, totem kutusu, daha sonra 2 tane totem kutusu, daha sonra da 3 tane totem kutusu elde edeceğiz. 5, 6, 7 tane totem kutusu zaten sürekli yanıyor. Çok da bir faydası olacağını sanmıyorum bunların. Dediğim gibi Great Desert geliyor yakında. Büyük çöl gelecek Black Desert Mobile. E. O yüzden onun öncesi bir etkinliğimiz var. Sürekli farm yapın ve bu sendralik kutularından elde edin. Bu NPC'ye gidin ve kırların nasıl hediyeler alıyorsunuz onları da yorumda belirtin arkadaşlar. Diğer arkadaşlar da faydalansın. Biz de faydalanalım. Onunla alakalı bir video da çekebiliriz yakın zamanda. Bu kadar. Bir de diğer etkinlikler var bahsettiğimiz. Hoşunuza gittiyse, faydalı bulduysanız, kanala da abone değilseniz abone olarak zili açarak gelecek videolardan en önce haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakınız.